Herkese merhaba, Sarı Siyah kanalına hoş geldiniz. Boxer motor nedir, nasıl çalışır, olumlu olumsuz yönleri. Boxer veya halk arasında bilinen adıyla boksör motor, ilk olarak 1896 yılında kullanıma sunulmuş birçok olumlu özelliğe sahip motor tipidir. Boxer motor, ağırlıklı olarak Subaru ve Porsche tarafından kullanılan içten yanmalı bir motor çeşididir. Teknolojik ünite ilk olarak benzinli motorların mucidi Carl Benz tarafından bulunmuştur. Bulduğu bu motorun 1896 yılında patent hakkını almıştır. Çalışması diğer içten yanmalı ünitelere göre biraz ters mantıktadır. Çünkü ünitede yer alan piston, krank mili ve silindirlerin yerleşimi farklıdır. İşte diğerlerinden ayrılmasının en büyük sebebi de budur. Boksörün genel mantığına baktığımızda her şey bir düzlem üzerinde gerçekleşiyor. Zamanında farklı teknolojideki motoru Alfa Romeo, Porsche ve Volkswagen'de kullanmıştır. Hatta Volkswagen ve Porsche'un kurucusu etkilendiği için Boxer üniteyi Beetle, yani ülkemizde kaplumbağa modelinin kalbine yerleştirmiştir. Ancak yıllar geçtikçe sadece iki firma kullanmaya devam etmiştir. Bahsettiğimiz firmaların kullanmaktan vazgeçmelerinin en büyük sebebi de Boxer'ın bakım, parça ve en önemlisi firmalara çıkan yüksek maliyetleridir. Diğer içten yanmalı ünite seçeneklerine baktığımızda seri üretim maliyetleri daha normal çıkmaktadır. Boxer motor pistonları yere paralel olacak şekilde silindirlerin tek bir krank milinin hareketiyle çalıştığı motor tipidir. Pistonlar krank milinin iki sıra halinde yerleştirilmesi sonucunda hareketleme tek bir düzeneğin hareketiyle sağlanmaktadır. İçinde kullanılan parçalar sıralıdır ve V tipi motorlardan farkı yoktur. Her motorun sahip olduğu gibi Boxer'da da subap, piston, eksantrik, mili ve krank mili gibi ana parçalarla hareketleri söz konusudur. Normal motorların dik açıda çalışan silindirleri Boxer için yatay olarak düşünülmüştür. Boxer motor nasıl çalışır? Daha iyi anlamak adına V motoru ele aldığımızda silindirlerin kafaları 45-90 derece açıyla durmaktadır. Boxer'da ise bu açı 180 derecedir. Yani dik açıda duran bir şeyi açarak yatay konuma getirilmiş olarak da düşünebiliriz. İşte bu açı farklarından dolayı motor bloğunun tasarımı Boxer'ın çalışma prensibine göre yapılmıştır. Neden boksör adının verildiği de aslında açıkça belli oluyor. Mesela bir boks maçını hayal edelim. Sonrasında ise sporcuların birbirlerine hamle yaptığı sırada kol hareketlerini göz önüne getirelim. İşte Boxer motor, müsabaka sırasında boksörlerin kol hareketlerinden ilham alınarak hayata geçirilmiş bir çalışma prensibidir. En çok karıştırılan konulardan bir tanesi de Boxer'ın zıt piston motor zannedilmesidir. Bunu ayırt etmenin en basit yolu, boksör ünitede krank mili her bir piston için ortak ve ortada olurken, zıt pistonlu motorda krank mili ayrı ve çoğunlukla dışta durmaktadır. Boxer motorun avantajları nelerdir? 1896 yılından beri kullanılan boksör motor, sağladığı avantajlar sayesinde kullanım yoğunluğu bir hayli fazla olan motor türüdür. Çalışma prensibi olarak iki boksörün karşılıklı yumruk atmasına benzetilen boksör motorun avantajlarından bazıları şu şekildedir. Boksör motor diğer tiplere göre daha dengelidir. Boksör neden dengeli bir motor? Cevabı oldukça basit. V ve sıralı motorlara göre boxer üniteler aracı normalden biraz daha aşağısına konumlandırılmıştır. Söz konusu durumda geniş olan motor bloğunun aşağıya alınmasıyla kusursuz bir eşit dağıtım yapılmış oluyor. Aracın kaputunu açtığınız anda silindir ve motor konumunu anlattığımız şekilde görebilirsiniz. Ön ve arka aks mesafelerin eşit yapılması torkun eşit dağıtılmasını sağlıyor. Bir de Subaru'nun akıllı dört çeker sistemi simetrik dört çekeri devreye almasıyla aracımızın kayma eğilimlerini mümkün mertebe yok ederek sürekli bir dengede tutma çabasında oluyor. Boxer motor özgün çalışma sesine sahiptir. Boxer'ın avantaj konusundaki diğer artısı ise kendine özgü çalışma sesine sahip olmasıdır. Boxer motor doğası gereği diğer ünitelere göre biraz daha sesli çalışır. Sesli çalışma konusunu açtığımızda biraz homurtu ve V tipine göre kalın notalarda çalıştığını söyleyebiliriz. Bu da birçok kişinin sevdiği orta dereceli sportif sesler sağlamaktadır. Boxer motor diğer tiplere göre daha güvenlidir. Alman'ın icat edip Japon'un ileriye taşıdığı Boxer tipi motorun avantajlarından birisi de güvenli oluşu. Boxer motor neden güvenli?
Sebebi motor bloğunun ince mühendislik işçiliği ile yerleştirildiği konumundan kaynaklıdır. Çünkü bu ünite az önce bahsettiğimiz gibi normalin daha aşağısına yerleştirilmiştir. Bundan dolayıdır ki önden gelebilecek büyük kazalarda yolculara paralel ve dik şekilde gelmeyecek, motor bloğu yolcu kabinine uğramadan altına düşecektir. V tipi ve sıralı motorların yukarı konumlu yerleşimleri kaza sırasında yolcu kabinine doğrudan gelerek yaralanmalara, hatta bu sebepten ölümlere yol açmaktadır. Ancak günümüz otomotiv üreticileri modellerinin de kaza sırasında motorları aşağıya düşme eğilimi göstermektedir. Yine de yapılan araştırmalar Boxer'ın daha güvenli olduğunu söylemektedir. Boxer motorun titreşimi daha az sarsıntı oluşturur. Boxer avantajlarına vibrasyon olayını da ekleyebiliriz. Çünkü çoğumuz araçlarımızın çalışırken veya gidiş sırasında verdiği titreşimlerden rahatsız olabiliriz. Yapısı gereği Boxer motor, pistonların çalışma prensibinden dolayı oldukça az sarsıntılar oluşturmaktadır. Konuyu sıralı ve V tipi motorlara taşıdığımızda pistonlarının bir hizada çalışmalarından dolayı titreşimi absorbe etme yetenekleri Boxer kadar gelişmemiştir. Boxer motorun olumsuz yönleri nelerdir? Her şeyin olduğu gibi Boxer motorlarında hem iyi hem kötü yanları bulunuyor. Birine avantaj gelen bir konu bir başka kişi için sorun olabiliyor. Boxer motorun yüksek sesle çalışması. Olumsuz yönlerine ses konusuyla başlamak isterim. Az önce avantaj olarak bahsettiğim motor sesinin dezavantajı da olmaktadır. Peki neden ses iyiyken kötüye döndü? Sebebi normale göre horultulu çalışan motoru sizleri rahatsız edebilir. Bilirsiniz ki ses konusu insanların adrenalin seviyelerini yükseltmektedir. Bundan dolayı fazla gaz tepkimeleri yaparak aracınızın daha fazla yakıt tüketmesine sebep olabilirsiniz. Boxer motorun bakım ve onarım zorluğu. Boxer motorların bakım ve onarımları diğer motor tiplerine göre zor bir işçilik gerektirmektedir. Yatay konumlu motorun usta tarafından parçalara ulaşımı ve değişimi normale göre daha zahmetlidir. V tipi motorların en basit bujileri yukarıda ulaştırılabilecek yerdeyken Boxer'da motor bloğunun alt yan kısımlarına konumlandırılmıştır. Aslında birçok firmanın tercih etme sebeplerinden birisi de budur. Boxer motorun yüksek maliyetli oluşu. Boxer motor kullanan üreticiler oluşumu bir araya getirebilmek için fazla parça kullanmak zorundadır. Yani V tipi ve sıralı motorlara göre daha fazla parça ihtiyacı vardır. Bunların her birini kullanıcılar tarafından düşünecek olursak oldukça fazla maliyetli, uzun süren bakım ve onarım işlemleri gerçekleşmesi gerekmektedir. Boxer motorlu araçların güç aktarımı. Boxer motorlar AVD çekiş sistemini kullanmak zorundadır. Aslında şöyle düşünebiliriz. Subaru firması Boxer motordan dolayı mecburen AVD, yani All Wheel Drive'a başvurmak zorundadır. Dik ve yan şekilde konumlandırılan sıralı motor tipleri önden çekişe izin vermektedir. Olumsuz kısmına baktığımızda Boxer'lar bulundukları konumda önden çekişte uyumsuzluk içinde olmaktadır. Bu sebeptendir ki konusu geçen 4x4 AVD sistemi simetrik şekilde Subaru araçlarında kullanılmaktadır. Boxer motorun günümüzde kullanım yoğunluğu nedir? Farklı yol ve prensiplerde çalışan Carl Benz'in kontra motor dediği üniteyi kullanan günümüzde sadece Porsche ve Subaru firmaları kalmıştır. 1966 yılında 1 litre 4 silindirli motorlarla başlayan Japon firma bu zamana kadar yaklaşık 16 milyon Boxer motor üretip modellerinde kullanmıştır. Subaru Boxer'ın dizelini de geliştirerek ilk Legacy sedanında kullanmıştır. Subaru'nun %30'una sahip olan Toyota ile ortak banta imal edilen GT86 Sport modelinde de Boxer motor kullanılmaktadır. Porsche tarafına baktığımızda 1948 yılında ilk Beetle modelinde kullanmaya başladığı Boxer'ı en son dünyanın en pahalı arabaları listesinde yer alan Lincoln Hypersport'a özel geliştirdiği 6 silindirli ünitesini vermiştir. Boxer motorun standart motorlara göre çoğu yerde üstünlüğü vardır. Az önce bahsettiğimiz gibi ünite parça yerleşimlerinin sıralı ve V tiplerine göre ters açılarda olması aynı zamanda maliyet ve işçilikte zorluklar çıkartıyor. Ancak Boxer konum gereği düz, arka ve ortadan motorlu araçlara göre yüksek denge kontrolüne sahiptir. Yapılan bir deneyde Subaru Forester SUV tam ortadan ikiye kesilerek iki parça haline getirildi. Sonrasında her bir parçanın eşit ağırlıkta olduğu anlaşılmıştır. Bu örnekten de mühendislerin Boxer motor için ne kadar üstün çalışmalar yaptığını anlayabiliriz. Kazasız belasız günlerde yeni videoda görüşmek üzere.